Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erkeklerde ölüme neden olan kanser türleri arasında da en yüksek sıralardadır. Prostat kanseri prostatta oluşan kötü huylu hastalığın adıdır. Bunun bize belirtileri nelerdir? Prostat kanserinin belirtileri aslında prostatın iyi huylu büyümesiyle de olan belirtilerin benzeridir. Bunlar işte geceleri idrara kalkma, sık tuvalete gitme, hatta idrarın bir kısmını giderken kaçırma ya da yapamama, kesik kesik yapma, idrarı çatallanma, sonunda damla olması gibi bulgular vardır. Bazen de prostat kanseri hiç bulgu vermemektedir. Bunun için prostat kanseri tarama testleri aslında çok önemlidir. Bütün kanserlerde olduğu gibi hasta bize bu bulgularla geldiği zaman ya da prostat kanseri var mı diye şüphesiyle geldiği zaman biz hastaya rutin prostat kontrollerimizi yapmaktayız. Bunlar için de bazı kan tahlilleri var, prosonografiler var. Bunların sonunda hastaya bir rektal tuşe dediğimiz prostat muayenesi var. Hastamızın muayenesini de yaptıktan sonra eğer bir şüpheli durumu var ise, bir prostat kanserinden şüpheleniyorsak bu sefer hastamızı biyopsiye yönlendirmekteyiz. Biyopside son dönemde çıkan multiparametrik MR füzyon biyopsisi en iyi şeklidir. Bizim hastanemizde de uygulanan prostatın MR füzyon biyopsisi prostata en yüksek oranda prostat kanserine tanı koydurtmaktadır. Biyopsi sonrasında prostat kanseri çıkmayan hastaları varsa şikayeti iyi huylu prostat büyümesi yönünden tedavi etmekteyiz. Yok eğer prostat kanseri tanısı alırsa hasta, bu sefer de erken evrede yakaladığımız için bu gelişen biyopsi teknikleriyle hastaya ameliyat şansı doğmaktadır. Bu durumda da radikal prostatektomi dediğimiz bir ameliyat yapmaktayız. Bu ameliyat sonrasında erken evre kanserlerde %100'e yakın başarı sağlamaktayız ve hasta normal günlük hayatına en kısa sürede geri dönebilmekte. Bu tedavilerin yeterli olmadığı hasta grubunda ise bazen kemoterapi ve ışın tedavisi gibi tedavi seçeneklerimizi de hastanemizde en iyi şekilde uygulamaktayız.